...Miş Gibi Yapmamak programının, podcastin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Üniversitesi Radyo Stüdyosu'ndan daha önce duyurduğumuz... ...Miş Gibi Yapmamak'ın ilk bölümünde Julia Kristeva yaratıcılık ve iki, cins, iki cinsilik konusunda ne der... ...konusunda bir şeyler söylemeye çalışacağım. Yalnız öncelikle bu program için müziği yapan öğrencim Ege Ülgen'e... Benim için yaptı, sizin için yaptım dedi. Adını da koymadı. Müziği için teşekkür ederim. Ege Ülgen, e, kendisi klasik müzik eğitimi almış e, bir e, iletişim öğrencisi ama şimdi müzik master yapıyor. Teşekkürler Ege. Evet, Kristava e, ile benim e, tanışmam tabii ki 90'lı yıllarda Ankara'dayken, Ankara iletişimdeyken e, Mehmet Küçük ve Ulus Baker ve Cem Soydemir ve 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 gibi insanlarla oldu. O zaman e, Julia Kristeva e, ya da işte Düz e, Irgaray... E, ya da Helen Sixus e, biraz böyle kadın işi gibi erkek entelektüellerin bize ya da bana Mehmet Küçük'ün bıraktığı işlerdi. Ben de e, 90'lı yıllarda okumaya, 94'te gittiğim Fransa'da okumalarımı geliştirmeye, daha sonra da 2003 yılından itibaren de Julia Kristeva'yı çevirmeye başladım. İlk kitap 2004 ya da 5 yılında ayrıntıdan çıktı. Korkunun Güçleri, İğrençlik Üzerine Deneme. 2005-2006 İstanbul'a taşındığımda ise ruhun yeni hastalıklarını Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 12 kişilik odada etrafımda düğün yapanların insanların arasında çevirdim. Biz ayrıntıya kitapları çevirirken Ömer Faruk mutlaka bize kitap eleştirisi de yazdırırdı. Kitabın hem çevirisinden hem güzel Türkçesinden hem de e, işte tanıtımından da sorumluyduk. Dolayısıyla iki kitap hakkında da o yıllardan başlayarak hem Doğu Batı hem de e, başka e, işte ne bileyim virgülde e, radikal kitap eklerinde varlıkta çıkan yazılar e, oldu. Dolayısıyla e, kitap eleştirisi yazmak ...çevirmenliği de açtı ama zaten bugüne kadar yaptığım çevirilerin içinde... ...sadece kendi karar verdiğim ve sevdiğim şeyleri çevirdim. Ve Ömer Faruk da ayrıntı yayınlarında bana güvendi ve çevirilerimi, önerilerimi kabul etti. Dolayısıyla şimdi niye Kristeva'ya dönüyoruz? Şimdi niye İrgaray'dan, yeniden söz ediyoruz? Hala iki yazarında kitapları çevrilmeye devam ediyor çevirisi zor olduğu için de daha geçen gün İrgaray konusunda Speculum ve e, Lan Nuvuspa Sanrotre Speculum ve işte biri hareket etmezse diğeri hareket etmez başlıklı iki kitap için çeviri önerisi geldi. E, kadın yazarlar kadın düzen e, düşünürler genellikle işte Derrida, Foucault, e, Levinas ya da işte ismini artık e, daha çok e, ...Zizek. Genellikle bunlar çevriliyor ve tartışılıyorken Kadın yazarlar onlardan hiç de aşağı kalmaz hatta ileri gitmiş bir haldeyken çok da önem verilmiyor. frenç teorisyenleri arasında hani İngilizce'de frenç teori deniliyor ya onların içinde İrgaray'ın ve Kristevan'ın çok önemli bir yeri var. Ama bir türlü onların kamusal alanda, düşünsel alanda yerlerini... ...henüz e, hak ettikleri oranda... ...almadıklarını görüyoruz. Bütün bunlar e, 2015 yazıydı sanırım... ...ya da kışıydı hatırlamıyorum. Alfa yayınları için... E, ...Hikmet Akyüz... Kristeva yazılarını... E, ...şey yapalım dedi... E, ...kitaba dönüştürelim, İrgara'yı da nitekim... ...Kristava ile başladım. Şu an kitap... E, matbaada diziliyor... ...ya da basıldı basılacak... ...pandemi nedeniyle biraz gecikti. Kitabın içinde... Ki yazıların bir kısmı Doğu Batı'da yayınlandı, bir kısmı Varlık'ta yayınlandı, bir kısmı hiçbir yerde yayınlanmadı. Ama işte Kristeva üzerine yazılar olarak çıkacak olan kitapta iğrençlik, dişil olmak, yaratıcılık, tensel dokunma, okşama, tiksinilen dişillik ya da işte isyan etmek ne demektir, baş başkaldırı ne demektir vesaire gibi farklı farklı başlıklar var. İlk e, bugün aslında iki cinsizlikten söz edeceğim ama dolaylı olarak oraya e, kavramlar biraz ağır olduğu ve psikanalizin temel nosyonlarıyla ilişkili olduğu için daha basit bir yerden başlayıp ilk yazdığım yazıdan yola çıkıp özellikle de e, Kristeva'nın yani yazdığım yazının adı başkaldırı nerede aramalıydı? Kristeva'nın Sans et non sans de la révolte, pouvoir et limite de la psikanalizin birinci cildi için yazdığım eleştiriden Yola çıkarak konuşacağım. Ne demek e, kitabın adını çevirecek olursam e, başkaldırının anlamı ve anlam öncesi ya da anlam olmayanı ve psikanalizin e, gücü ve sınırları. Şimdi kitapta bu konuyu e, şu başlıkla yazdığım, şu başlığı attığım yazıyı da el alıyorum. Hakikati doğruyu söyleme ihtirası. Louis Aragon, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes. Şimdi e, niye acaba? E, Roland Bart, Aragon ve Sart, e, Kristeva'nın bu devrim ve devrim öncesi kitabının e, ya da devrimin anlamı ve devrimin e, anlam olmayanı psikanalizin sınırları üzerinde niye duruyor? Bunun üzerinde biraz e, geliştirmeye çalışacağım. İki cinsizlik üzerinde biraz duracağım ama daha çok aslında e, Kristeva'nın bu üç yazarda erkek ama 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 işte Bart biliyorsunuz eşcinsel Aragon ve Sartre'da büyük entelektüel ent, erkek figürler olarak Fransız düşünce dünyasında ya da Türkiye'de de çok hatırı sayılır önemli bulunan kişiler. Şimdi öncelikle kitabın içeriğine baktığımızda başkaldırının ya da isyanın anlamı ve anlam öncesinde çok ders notlarından oluşmuş bir kitap. Ve de e, Fransız üniversitelerinde aslında derslerin hakkıyla nasıl yapıldığını ya da Kristeva'nın derslerini nasıl yaptığını, bu derslerde kullanılan dil nedir vesaireyi çok açık ve net bir şekilde görüyorsunuz. Kristeva bu kitabında ders notları olduğu için e, as bir yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler için hazırlanmış bu notlar... ...bir hasıma karşı düşünüyor ve konuşuyor. Şimdi ben de karşımda birisi olmadığında... ...örneğin bugün öğrenciler olmadığında... E, ...şimdi Cihangir bana yardımcı oluyor... ...bizim e, fakültemizin e, bütün bu e, teknik ama... ...aynı zamanda da bence entelektüel işlerinin... ...olmazsa olmaz kişisi. Şimdi biraz da ona anlatıyormuş gibi yapacağım. Çünkü tek başına konuşmak, bunu erkekler çok sever... Halbuki kadın yani tırnak içinde ya da dişil yanı ağır basan kişi karşısında bir muhatap ister. Ben de hasımlara konuşmayı kendime hasımlar yaratmayı sevdiğim için belki de Kristeva'nın bu kitabı ilgimi çekmişti. Peki bu hasım kim? Kristeva'nın kitabında kendi cümleleriyle şimdi çevirdim mi yoksa benim sözcüklerim sözcüklerimi hatırlamıyorum ama. Cansız bir hasım, gevşek, ölü, uzlaşım ve şov kültürünü gitgide daha fazla pekişteş, pekiştiren bir robotlaşma yolunda adım adım ilerleyen bir hasım. Diyor ki Kristeva, e, şov kültürü diyor, ekrandan bize sıçradı ve insanlar mekanikleşmiş bir şekilde yaşamlarına entelektüel, tensel, dokunsal... Eşitlik, dostluk ilişkilerine ya da anne baba ilişkilerine, çalıştıkları yerdekleri ilişkilere böyle bir mekanikleşmiş bir şekilde katılıyorlar. Peki diyor bu şov kültürünün e, temel özü nedir? Suçluluk duygusunun ya da suçlu diye bir şeyin artık yok olduğunu söylüyor. Peki bu suçluluk duygusu yitildiğinde diyor ne olur? Kristeva diyor ki biz çağımızda kendi psikolojik yaşamımızı yitirdik. Dolayısıyla e, hoca olarak öğrencilerinin psikik yaşamını yeniden canlandırmaya çalışıyor. Tinsel anlamda bir yaşam değildir aslında psikik olan. Bunun içinde Kristeva'ya göre öyle bir deneyimdir ki düşünceyi, duyarlılığı, bağlanmayı ve duyusallığı ya da duyumsallığı içerir. Böyle bir de deneyim aslında e, tinsel yaşamın içinde yer alır ve o yaşamla bütünleşir. Çok teorik diye bilinen Kristeva ya da işte French teorisyenleri, Fransız kalmış teorisyenler... ...İngilizce cenahından bu dünyaya bakanların söylediği gibi hiç de aslında teoriye hapsetmez kendini bu kitabında. O dönemdeki kitap 97-96 yılında çıkmış. İkincisi de 97 yılında, iki ciltliktir bu kitap. Dönemin cumhurbaşkanlığı seçimlerine bakıyor... Ve Gidebor'un intiharı söz konusu. E, 95 yılında çok inanılmaz bir grev vardı. Ben de Fransa'daydım. E, SNCF e, dedikleri demir yolu işçileri ve tüm demir yolu ulaşımı felce uğramıştı. Fransa sokaktaydı. Tüm bunlar kitabın içinde anıştırma ve göndermelerle var. Dolayısıyla toplumsal ve tarihsel olaylar Kristeva'nın kitabında canlı canlı içi, e, içinde bulunuyor. E, diyor ki endişelenim, endişelenim, endişelenelim. Dolayısıyla endişe tohumunu ekmek için konuşuyor, ekmek için ders yapıyor. E, tabii bizim zavallı üniversitelerimizde endişenin eysi olmadığı gibi hocaların da zaten endişe yaratmak gibi kendilerinde de hiçbir şekilde böyle bir tohumu barındırmadıkları için böyle bir dertleri yok ya da çok azının var diyelim. Ee, bu, bu açıdan baktığınızda kitabın o konuşma dili de cazibeli ve alternatif bir politik dil olarak karşımıza çıkıyor. Peki nedir ee, endişelenmemiz gereken şey? Bir kere iktidar tatile çıkmıştır diyor. Politik partiler artık ee, hiçbir projeye, hiçbir toplumsal, ekonomik, politik... Çareye sahip değiller. Dolayısıyla dünya bir kaosun içinde ve de bir düzensizlik içinde debelenip gidiyoruz. Anarşik bir hal diyor bunun için Kristeva. Ulusal politikalar çıkmaza girdi, ama ironik bir biçimde yeni bir dünya düzeni tartışmaları var. Asıl asıl olan anarşi ve düzensizlikken, e, peki bu bizi ne yapıyor diye bir soru soruyor ve diyor ki hepimizi normalleştiriyor. Dolayısıyla yerel küresel düzenin hukuksal ve yasal olarak bireye tanıdığı statü bizi suçluluktan söz etmemeye gö gö gönderme yapan ama e, herkesi tehlikede, tehlikenin her yerde olduğu konusunda da hemfikir olduğu bir çağ. Dolayısıyla e, kaos ve düzensizlik suçluluktan azledi, birey azade bireyler olarak bize hepimizi bir güvenlik arayışıyla dolduruyor. Öyle örneğin şöyle bir örnek verelim. Bir araba kazası so söz konusu olduğunda kimse hatadan söz etmiyor. Kimse hatasının sorumluluğunu ee, suçluluğunu daha doğrusu ee, söz etmiyor. Birdenbire tamir masrafları, dayanışma, sorumluluk vesaire ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dünyanın yeni yüzü hatayı ortadan kaldırıyor. Hatasız sorumluluk düşüncesi inanılmaz bir şekilde yaygınlaşıyor. Cezalandırma hakkı yönetsel baskı karşısında gitgide e, geriliyor. Bu bize neyi söylüyor? Soru şu. Şöyle bir soru soruyor Kristeva. Ya da ben mi sordum şimdi hatırlamıyorum ama notlarımdan okuyorum. Bu durumda diyor yaşamsal soru. Yasağın olmadığı bir toplumda başkaldırı mümkün olabilir mi sorusudur. E, şimdi Freud'un klasik yorumlarıyla yanıtlayacak kitabı kitabında bu soruyu ve niye bugün başkaldırının mümkün olmadığını dolayısıyla yaratıcılığın aslında mümkün olmadığını bize söylemeye çalışacak. Biçimsel ve metafizik devrimler var ama başkaldırı yok yüzyılımızda diyor. Neye başkaldıralım? Nerede başkaldırıyı arayalım? Şimdi iki tür e, başkaldırıdan söz ediyor. Biri dinsel, biri estetik başkaldırı. E, yasa ve yasaya karşı çıkma diye ikti diyor. Kutsal ve estetik olanın alanını belirlemeye devam ediyor. Bizimki gibi ülkelerde biz e, kutsal söze yeniden dönerek e, başkaldırmaya çalışıyoruz. Ama Kristeva'ya göre bu bir özgürlük çağrısı ile değil, baskının, yasanın güçlendirilmesi talebiyle e, karşımıza çıkıyor. Çünkü e, kutsala yaslanan mevcut sistem bir eleştiriyi kabul etmiyor. İslami yasayı ve yasağı yeniden kutsallaştırmaya çalışıyor. Bunun ne kadar acı verici olduğunu, hepimizi özgürlüklerimizden ne kadar alıkoyduğunu, kadın, erkek, çoluk, çocuk hepimizi nasıl dört duvarlar arasında hapsettiğini biliyoruz. Dolayısıyla e, İslami başkaldırı kutsalın Batı batıda, mevcut olmadığı için, adı olamayacağı için işte bütün bir aydınlanma e, geleneğini vesaire düşünürseniz, Batı'nın tek kaynağı olsa olsa dinsel olanı bir şekilde kullansa bile seküler alanda kendini ifade etmeyi bulan estetiktir, diyor Christopher. Peki ne? Estetik, nihil, estetiği nihilizmle yok etmemek haliyle estetik. Çünkü e, erkek düşünürlerdi yani niçede bile hatta bu karamsarlığı ve nihilizmi bulabiliriz. Her ne kadar nihilizmin bir başlangıç olduğunu yenilmesi gereken bir şey olduğunu söylese de, şimdi estetik öznelerin birey oluşlarını ve cinselliklerini ifade ettikleri ya da edemedikleri bir şey, bir alan Kristeva'ya göre temsil edilemez olan, ifade edilemez olan ve söze getirilemeyen bunun için önemli. Bu açıdan Freud'a dönmeden edemez Kristeva demek der ki. Freud dediğimizde Oedipus deriz. Freud klasik bir yorum yapmıştır. Kadınların biricik sahibi olan babayı imgelemsel bile olsa ya da imgesel bile olsa babaya baş kaldırmış. Ardından da bu bu baş kaldırışın yarattığı suçluluk ve sorumluluk duygusuyla aralarında bir uzlaşmaya varmışlardır. Erkekler tabii ki işte e, şeyinde şeyin toplum sözleşmesinde adını unuttum şimdi. <laughs> E yani sonuçta bir suçluluk ve sorumluluk duygusuyla babaya baş kaldırışlarını bir toplum sözleşmesine dönüştüren erkeklerdir. Eksiktir, doğrudur ama eksiktir bu yorum. Eleştirisini yapar. Erkek ve kadın özne Oedipus kompleksine farklı biçimlerde cevap verir. Farklı biçimlerde deneyimler bunu. İlk Oedipus o, 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 o sembolik düzene, dilin düzene girmeden önceki Oedipus'tur. Bu evrede erkek ve kız çocuğu için aynı tarzda bir gerçekleşme söz konusudur. Erkek Anlama düzene girdikten sonra kastrasyon kompleksinin etkisiyle Oedipus ortadan kalkar. Kadında ise tam da dilin alına girmesinden sonra sahip olduğu türün yeniden üretimi kapasitesi yüzünden ikinci bir Oedipus sonu, sonu olmayan bir Oedipus süreci başlar. Kristeva kadın için çocuk dünyaya getirmenin falusun gerçek mevcudiyeti anlamına geldiğini düşünür. Bu açıdan kadın her an bir tamamlanma, tamamlanmamışlık deneyimiyle karşı karşıya kalır. Çocuk argusu falus arzusunu devam ettiricisi olarak gö işlev görür. Ancak ancak hemen şunu da eklemek gerekiyor. Bu nedenden ötürü de kadın eridikten hiçbir zaman vazgeçmez. Buyurun size iki cinslilik. Çünkü Kristeva'ya göre daha sonraki e, devam eden programlarda açacağım. Biz dilin düzenine girmeden önce er eril ve dişil bir yap, bir şeylerle doğuyoruz. Sembolik düzene girdiğimizde erkek kastrasyon kompleksini sembolik düzene girerek kolayca aşıp da kastrasyona son veriyor. E, kız çocuğu veremiyor. Başka bir kastrasyon ikinci Oedipus dönemi başlıyor. Tam da bu nedenden ötürü tekrar ediyorum kendimi erilikten vazgeçmiyor. Oysa erkek diyor kastrasyon korkusu ve ikinci Oedipus'u yaşamaması nedeniyle dişilikten doğru doğruya zahmetsizce vazgeçer. Yaratıcılık dolayısıyla aslında e, Kristeva'nın bizim doğumdan ya da hani e, ilk oluşumuzdan itibaren var eden va içimizde ya da bedenimizde var olduğuna var olduğunu söylemeye çalıştığı bir iki cinslik hali var. Şimdi e, tabii ki Kristeva cinsiyetlerin toplumsal olarak kurulduğunu, işte toplumsal cinsiyet vesaire mevzularını bilmiyor değildir. Ama bunlara hiç öyle e, kendisi bir feminist ile de yaklaşmaz. dilin de tuzağına düşmez. Çünkü Kristeva için kimlik sınırdır. Kimlik kolektif olanda bireyi, özneyi, kendi sesini bulmayı imkansız kılar. Kitleselleştiren her şeye karşı o, durduğu için kadına da kadın olarak dişil dilini, sözünü bulmasını, kimliğini bulmasını tırnak içinde söyler. Yoksa kadın olarak kimliğini bulmanın bir kolektive, kolektif bir yapıya üye olmanın ancak insanın özneliğini öldüreceğini söyler. Dolayısıyla ee, ne yapacağız? Potansiyel olarak başkaldırı nerededir? Diyor ki Kristeva, cinsler ayrımını bir kenara bırakalım. Çünkü başkaldırıyı olanak, olanaklı kılan bilinç dışı cinsiyetsizdir. Ya da hem eril hem dişildir de, de diyebiliriz. Bu bağlamda bilinç dışının estetik tezahürlerini psikolojik bir bakış açısıyla yorumlamaya çalışır. Ee, baş üzerinde yoğunlaşır bu kitapta. Başkaldırıyı gerçekleştiren bedene, onun anatomisini ya da otobüsini yapmak üzere eğilen Rembrandt'cı bir bilgin gibi bilgin tavrı değildir yalnız Kristeva'nın tavrı. Dayanışmacıdır başkaldırı canlı, şiddetli ve serin kanlı ama aynı zamanda tatmin edilmesi zor bir düşünme biçimidir. Dolayısıyla Aragon, Sart ve Bart neye başkaldırmıştır? E, temel sorusu bu. E, şimdi baktığımızda e, biraz e, İsyan, odipus, ilkel göçü ve toplulukta babanın ilk katli, oğullar arasında kutsal anlaşma, enses yasağı, fallik tekçilik ve dil e, temel kavramları bu kitabın. E, Lacan'la çok polemiğe giriyor ama e, aşırı feministleri de e, eleştiriyor. Şimdi fallik tekçilik özellikle ilgi çekici bir kavram. Her iki cinsin Vajida'yı tanımayı reddettiği varsayımla dayanıyor. Kristeva diyor ki bu reddediş erkekte ve kadında farklı tarzlarda ortaya çıkar. İki e, iki cinsin öznesinin penişten başka bir cinsel organı varlığını tanımayı reddetmesini değil, Aynı zamanda bu reddedişe bağlı olarak penis yokluğunu ya da bir tür dişe diş yasasını hem kadını hem de erkeği cezalandırma yasası olarak tanımlamayacak kastrasyonu içerir fallik tekçilik teorisi diyor ya da kavramı. Fallik tekçilik teorisi de bu cezanın uygulayıcısı her iki cins içinde babadır ama bu bir doksadır der. Kalıp yargıdır der. Çünkü aslında fantazm daha başka bir şey söz konusu değildir. Freud bir tarih öncesi masalı anlatmıştır. Bu tür bir cezalandırmanın gerçekleşmiş olabileceğini söyler. Ama Kristeva'nın e, yorumuna göre Freud hiçbir zaman bu cezalandırmanın insan varlık tarafından zorunlu olarak böyle düşünüldüğünü ya da kesin bir şekilde böyle düşünülmüş olduğunu söylemez. Kristeva der ki, çocukluktaki cinsel organların gelişim evresine denk düşer bu fantazma dayalı kurgu ve Freud'un çocukluk dönemindeki cinsel örgütlenme makalesine gönderme yapar. Çocuk cinselliği ve yetişkin cinselliği aynı şey değildir, altını çizer. yetişkin cinselliğinin en baskın yanı iki cinsin tanınması ve iki cins arasındaki ilişkiler olabilir ancak oysa çocuk söz cinselliği bu yetişkin cinselliğinden çok farklıdır. Şimdi biraz önce söylemeye çalıştığım şeye geri dönüyorum. Neymiş? Aragon, Sart ve Bart Kimi korkutuyor? Diyor ki artık üniversitelerde Aragon, Sartre, ve Barta Fransa'da yer verilmiyor. E, niye yer verilmiyor? E, sorusuna karşılığı e, bu yazar ya da düşünürlerde e, fallusun iktidarına karşı yanılsamalı yanılsaması olumlu bir şekilde kırılmış kadınlar ortaya çıkar. Düşünce cinsellik ortaya çıkar. Kendi olmaksızın bu düşünce cinsellik olmaksızın devrim olası değildir. Yani toplumsal düzene mesafeli bir duruş mümkün değildir. Kristeva burada e, tabii ki Hegel'in hani e, herkesin bildiği ya da topluluğun ebedi ironisi dediği e, kadına dönüşmüş olur. E, çünkü e, yaratıcılığı aldı ya da isyanı aldı. Düşünce cinsellik dediği dişil olan da e, konumlandırdı. Başkaldırı ya da gizli kadınlık e, ortak noktasıdır Aragon, Saht ve Bart'ın. Bu yazarlardan hiçbir babası yoktur. Üç yazar da yaratıcı bir isyanla yetersiz bir şekilde yasaya dahil olmayı reddeder. Ve de e, Aragon'da bir kadın kültüyle karşılaşırız. E, Süryalist akımda yer alabiliyorsunuz Ve Elzas'ındaki vatansever çift açısından sevgili açısından analiz eder Kristeva Aragon'u. Çift taraflı oyun ve yalan söyleyerek hakikat e, Aragon'da aslında bir şekilde le mentir vire dediğimiz bir şeye tekabül ediyor. Binbir türlü maske ile tiyatromsu tavırla gizlenerek hakikati ya da doğruyu söyleme ihtirası olarak tanımlıyor bunu Kristeva. E, peki politik sözcü görünümündeki bir soytarının yararlı kış, kışkırtması ...diye e, Aragon'dan... ...kışkırtan kişi olarak söz eder. Babası olduğunu bilmeden... ...babayı katletmek ya da... ...veya e, ve annesi olduğunu bilmeden... ...anneyle yatmak değildir söz konusu olan... ...katil üvey babanın ve onun suç ortağı... ...annenin katledilmesidir. E, Sart'ta ise... ...bu başkırı, bu başkaldırı... Kristeva'ya göre Orestian bir... ...başkaldırıdır. Oedipusian başkaldırıdan çok daha radikaldir... E, Önce edebiyatın melankolik bir kutsallaştırılmasına yol açar, sonra çalışmadaki hiçlikte gerçekleşir. Barttaki başkaldırı daha da ilginçtir. Metinden alınan zevk, dilden duyulan tatmin olarak gizem dışılaşır. İronik eleştirinin ve ateizmin incelikli ve dengeli bir biçimine dönüşür. Bunlar biraz şey kaldı belki ama daha sonraki bölümlerde açacağımızı söyleyerek. Entelektüel bir mücadeledir Kristeva'nın bize önerdiği. Cinsellikten arındırılmış zihni sadece bilinenle ilişkisi ölçünde tanınmayı kabul eden ama zihnin tinin ötekiyle ilişkisi yani bedenle, duyularla ve duyarlılıkla ilişkisi bir şekilde bilişçilik tarafından reddedilir. İşte buna karşı bir mücadeledir. Estetik ve ahlaki mücadele özgürlüğü, özgürlükten doğan tatminleri ve oyunları reddeden radikal dinciliklere ve imkansıza edebiyatla meydan okumayı reddettiğinde imkansızı ancak güçlendirir. Nihilistlere karşı bir mücadeledir bu. İroniden vazgeçmediği ölçüde katılma çağrı yapan oldukça anlamlı bir mücadele. Ee, gelecek sefer Kristeva'nın e, başka nosyonları ve yaratıcılık ve iki cinsizlik ve dokunuş ve tensellik tinsellik üzerinden devam edeceğiz. Herkese teşekkürler. Belki Ege'nin müziğinden bir iki saniye daha e, veda için e, hoş olabilir.